Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 12. sınıf öğrencilerimizi YKS sürecine en iyi şekilde hazırlamak amacıyla başlattığımız Uzaktan Eğitim Tarih dersimizin ilk konusu tarih bilimine giriş ve ilk çağ uygarlıkları. Öncelikli olarak tarihin tanımıyla başlayalım. Tarih, geçmişte yaşayan insan topluluklarının meydana getirdiği olayları yer ve zaman göstererek belgelere dayalı neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif bir biçimde inceleyen ve günümüze aktaran bütün bilgileri sosyal bir bilim dalıdır arkadaşlar. Tarihin özelliklerine gelirsek, ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Objektiflik tarihin olmazsa olmazlarıdır. Bununla birlikte tarihi incelerken deney ve gözlem yorumu kullanamayız. Tarihi olaylar tekrarlanamazlar ve tarihi olaylar incelenirken dönemin şartları esas alınmalıdır. Yeni belge ve bulgularla tarihin değişebileceğini söyleyip bu bir sürekli göstergesidir. Nitekim günümüze örnek verirsek dünyadaki en eski yerleşim yerine Göbekli Tepe'nin keşfine kadar Malta Adası olduğu bilinmekteydi. Ancak Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'nin keşfiyle bilinen bütün gerçeklik değişti ve tarih kitaplarının yeniden yazılmasına neden oldu. Peki neler tarih konusudur? İnsanlığın meydana getirdiği her şey tarihin konusu içerisinde nitelendirilebilir. Ancak şunu söyleyebilirim. Doğal olayları tarihin konusunun içerisinde yer almaz. Ancak yaşanan bir doğa olayı, doğal bir afet sonucunda insan faaliyetlerinin değişmesi ya da insanların yaşamına etkisi tarihin konusu içerisinde değerlendirilebilir ama bir sel, deprem vesaire bunun gibi doğal afetler başlı başına coğrafyanın konusudur. Şimdi olay ve olgu kavramına bakalım. Olay insanlarla ilgili herhangi bir alanda meydana gelen kısa süreli gelişmelerdir. Olay dendiği zaman kısa süreli gelişmeler olarak nitelendireceksiniz. Nitekim Malazgirt Savaşı bir olaydır, öyle değil mi arkadaşlar? Malazgirt Savaşı olayın içerisinde nitelendirilebilir. Olgu kavramıysa olayla ilintilidir. Olaya bağlı olarak meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Nitekim şunu söyleyebiliriz. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi, olgu kavramı içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü Anadolu bir anda Türkleşmeyecektir. Belli bir yılı kapsayacağı için olgu kavramını bu şekilde değerlendirebilirim. Şunu da söyleyebiliriz, çok net bir örnek vermemiz gerekirse, bebeğin doğması olaydır. Bebeğin büyümesi olgu kavramı içerisinde değerlendirilebilir. Tarih biliminin özellikleri. Deney ve gözlem kesinlikle tarihte yapamayız bu. Deney ve gözlem yapacağımız bilimler fizik gibi, kimya gibi bilimlerde biz bu yöntemi kullanırız. Az önce de bahsettiğim gibi tarihçiler belgelere dayanmak zorundadır. Bir olayı belgesiz hiçbir şekilde tarihi bir gerçekliği yoktur. Ve objektiflik, tarafsızlık tarihin olmazsa olmazlarındandır. Tarihi bir bilgi verirken yer ve zaman
göstermeniz şarttır. Yer ve zaman göstermezsek bu süreçle ilgili tarihi gerçeklik kavramına dahil edemeyin bu süreci ve olayları değerlendirirken muhakkak ki olayın geçtiği zamanın şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani günümüze göre tarihsel bir süreci günümüz değer yardımıyla nitelendirerek. Kesin ve değişmez formüllerimiz yoktur fizik ve kimyadaki gibi arkadaşlar. Ve neden sonuç olmazsa olmadığımızdır bizim tarih bilimimizde. Tarih biliminin yöntemine geleceğiz şimdi de. Bir makale yazacağız ya da tarihi bir kitap ortaya koyacağız. Yani fen bilimlerindeki gibi laboratuvar ortamına girip bu şekilde bir çalışma yapmamız söz konusu değil tabii ki. Bizim de kendimize göre farklı yöntemlerimiz var. Biz buna şunu söylüyoruz. 5T kuralı. Tarihte 5T kuralı. Ne diyoruz öncelikle? İlk olarak tarama yapmamız lazım arkadaşlar. Tarama kısmında kaynakları bulacağız. Kaynak arama. Tarama dediğimiz nokta. Peki kaynaklarımıza bakalım. Kaynaklarımızı birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Birinci elden kaynaklarda bahsi geçen bizzat dönemin geçtiği dönemin yaşandığı süreçte bu olayı görüp gözlemleyen insanlar tarafından oluşturulan kaynaklardır birinci elden kaynaklar. Ve nitekim nutuk birinci elden kaynak statüsünde midir? Evet, birinci elden kaynaklara örnektir nutuk. Sonra gelelim ikinci elden kaynaklara. İkinci elden kaynaklardaysa, birinci el kaynaklar esas olarak oluşturulan eserlerdir. Şunu söyleyebiliriz, mesela Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler, Şu Çılgın Türkler kitabı ikinci elden kaynaklar statüsünde midir? Turgut Özakman'ın, evet. Sadece bunlar mı var? Tabii ki yok. İşte kalıntılar, öyle değil mi? Sözlü kaynaklar, bunların içerisinde destanlar giriyor. Görsel ve işitsel kaynaklar da bu aşamada bunları da değerlendirebiliriz. Daha yakın geçmişe dair araştırmalarımızda. Sonra tamam kaynaklarımızı bulduk. Ne yapacağız? Bu kaynakları sınıflandıracağız, öyle değil mi? Yani tasnif edeceğiz kaynaklarımızı, sınıflandıracağız. Tasnif ederken de zamana, mekana ve konuya göre tasnif edeceğiz kaynaklarımızı. Zamana göre nitelendirirken belli bir zaman dilimini içerdiğini bileceğiz. Mekana göre nitelendirdiğinde belli bir coğrafyaya ait, mesela Anadolu tarihi, Avrupa tarihi gibi konuya göre dendiği zamansa belli bir alanı bize verecek, konuya göre olan tarihte, kültür tarihi, dinler tarihi gibi. Sonra dördüncü adım çözümleme. Elde edilen kaynakların bilgi yönünden yeterli olup olmadığını kontrol edeceğim çözümlemede. Ve kaynakları tenkit edeceğim. Şimdi kaynakları tenkit ederken şöyle ki bir eleştiri sürecinden geçirmem gerekecek. İşte bu dış tenkit ve iç tenkit olarak ikiye ayrılacak. Dış tenkit, iç tenkit olmak üzere. Dış tenkit ve iç tenkit ise dışta eserin adı, basım yeri ve tarihi araştırılacak. İç tenkitte ise içerdiği bilgilerin farklı kaynaklardan araştırılması yapılacak. Farklı bir çapraz okumayla
içerdiği bilgileri değerlendirip kendi süzgecimizden geçirebileceğiz arkadaşlar. Burada evet, iç ve dış olmak üzere dedik. Ve son olarak da sentezleyeceğiz. Sentezlediğimiz noktada artık eserimiz bir hale gelecek. Makalemiz ya da kitabımız. Şimdi yazısız kaynaklara bakalım. Her türlü taştan, kemikten yapılmış araç ve gereçler, silahlar, fosiller, duvar resimleri ve mezarlar yazısız kaynakların içerisinde yer alabilir. Bununla birlikte destanlar, efsaneler, hikayeler ve menkıbeler de yazısız, yani sözlü kaynakların içerisinde değerlendirilebilir. Yazılı kaynaklara bakıyorum. Kitabeler, tabletler, paralar, mühürler, anlaşmalar, fermanlar ve seyahatnameler, hatıralar, vakainameler, olay yazıları da Osmanlı'daki. Bunların hepsi yazılı kaynaklara birer örnektir. Çizili ve sesli görüntülü kaynaklar, işte filmler, flaş bellekler, CD'ler, fotoğraf, resim, video, plan ve haritalardır. Bunlar daha yakın geçmişte bizim kullandığımız kaynaklar arasında gösterilebilir. Tarih sınıflandırması detaylı olarak bakalım arkadaşlar. Zamana göre sınıflandırma. Zamanda öncelikli olarak kronolojiye dikkat edeceğim. Yani hangi zamanı bana veriyor bu eser ya da kitap, her neyse. Bakıyorum, ilk çağ tarihi zaman belirtiyor mu? Evet, belirtiyor. 15. yüzyıl tarihi zaman belirtiyor mu? Evet. Osmanlı duraklama dönemi, evet, bize zaman belirtiyor. Bakalım mekana göre sınıflandırma. Burada bir coğrafya, illaki bir coğrafya ismi geçmek zorunda arkadaşlar. Bir yer ismi geçmek zorunda. Ankara tarihi, Avrupa tarihi, Türkiye tarihi, Mısır tarihi gibi. Bakın hepsinde belli bir coğrafyanın ismini vermiş bana. Konuya göre sınıflandırma. Konuya göre sınıflandırmada şunu söyleyebiliriz. İllaki tarih konusunu bize vermek durumunda. Bilim tarihi, sanat tarihi, tıp tarihi, iktisat tarihi dendiği vakit bize konuyu vermiş oluyor zaten. Şimdi bakalım örnek bir sorusuna. ÖSS 2007'de çıkmış bir soru. Yalnız bu görüşe dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarihte sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli bir ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklikte dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozamaz diyor. Yalnız bu görüşe dayanarak. Bir, tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır. İki, tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz. Üç ise tarihi bir olay kendinden sonraki tarihi olayları etkiler. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor bize. Şimdi tarihi bir olay kendinden sonraki tarihi olayı etkiler mi? Evet, her sonuç bir sonraki olayın başlangıcı, nedeni olmak durumunda. Dolayısıyla üçü doğru kabul edelim. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanamaz. Ulaşabileceğim bir durum değil. Ama bu da metne göre ulaşmam gereken şeye gitmem lazım. Her olay bir
sonraki olayın nedeni olabilir. Bu bir süreklilik arz eder. Dolayısıyla yalnız üçlü. Şimdi tarihin çeşitlerine bakalım. Yazılışlarına göre hikayeci tarih. Evet, bir tarihtir ve bu sürecin temsilcisi meşhur Bodrumlu Herodot'tur arkadaşlar. Olayların neden sonuç ilişkisine dahil etmez, yorum yapmaz olaylara, yer ve zaman belirtir ve kronolojik sırasıyla anlatır Herodot. Buradaki efsaneler, ilk çağ efsaneleri ve ilgi çekici olaylar bu sürece örnek olarak gösterilebilir. Baktığımız zaman Herodot'la ilgili bir bilgimiz var. Kendisi Bodrum'da tarihin babası olarak bilinir Herodot. Halikarnassos, yani Bodrum'da doğmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için önemi büyük Türk historia adlı eseri önemlidir. Bu eseri Pers ve Yunan savaşlarını konu alır. Bununla birlikte gezip gördüğün yerleri, buradaki gezip gördüğü yerlerde ki izlenimlerini Herodot bu eserinde anlatır. Az önce de söylediğim gibi tarihin babası olarak adlandırılır Herodot. Sonra öğretici, pragmatik tarihe bakalım. Geçmişteki olaylar ve tarihe yön veren kişiler hakkında yorumlar yapar ve tarihten ders alınmasını amaçlar. Bunun öncüsü de Tukidides'tir. Yine Yunanlı bir filozof. Buradaki amaç şu, daha çok toplumsal beraberliği sağlamaya çalışıyor Tukidides. Kronik tarihte geçmişteki olayların neden sonuç ilişkisi gözetilmeden onun sırasına göre. Burada da zaman esas olacak. Yani bir kronolojik dilim önemli. Neden nasılcı tarih? Bu tarihe baktığımız zaman olayları niçin ve nasıl sorulara cevap verecek şekilde anlatılması gerektiğini söyler. Günümüz tarih anlayışı günümüzde en çok rağbet gören tarih çeşitlerinden bir tanesidir. Ve 19. yüzyılda itibaren önemi artmıştır diyebiliriz. Hikayeci tarih ve kronik tarihte olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmadığından bu yazım çeşitlerinden ayrıntılı bilgi elde edilemez. Ve öğretici pragmatik tarihte objektiflik ilkesini dikkate almadığı için tarihsel bilimsellikten uzaktır diyoruz. İki konularına göre genel tarih. Bakalım. Konu ayrımı yapmaz. Dünya tarihi gibi. Özel tarih yalnızca bir devletin, toplumun ya da dinin tarihidir. Siyasi tarih yalnızca savaşlar, barışlar, anlaşmaları esas alır. Uygarlık tarihi de tarihteki toplum ve devletlerin kültürel ve bilimsel etkinliklerini inceler diyoruz. Gelelim tarihe yardımcı bilimlere. Şimdi öyle ki tarihi sosyal bir bilim dalı, evet, diğer bilimlerden farklı düşünemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk olarak coğrafya, yer bilimidir, öyle değil mi? Bizim için olmazsa olmazlandır. Çünkü tarihi olaylarda yer belirtmek oldukça önemlidir onun tarihsel bir gerçeklik olması için. Sonra arkeoloji, kazı bilimi. Genel toprağın altında kalmış her türlü şey tarihsel bir süreci aydınlatacaksa bizim için önemlidir arkadaşlar. Ve özellikle tarih öncesi devirlerde arkeolojiye daha çok, bu konuları araştırırken arkeoloji biliminden daha çok yararlanırız. Kronoloji zaman ve takvim bilimidir. Olayların zamanını saptamakta bizim için bize yardımcıdır. Etnografya, etnoloji, bu kültür bilimidir. Her türlü medeniyetin, örf adet, gelenek, giyim tarzı, işte cenazeleri, düğünleri, her şeylere
Etnografyanın içerisinde değerlendirilir. Etnografya müzesinden aklınızda kalsın arkadaşlar. Paleografya eski yazı bilimidir. İnsanlık kullandığı eski yazıları ve alfabeleri inceler. Filoloji dil bilimi, geçmiş ve günümüzde kullanılan dillerin birbirine olan ilişkisini inceler. İşte birbirlerini geçiş süreçleri, birbirleriyle bağlantısının olup olmadığını inceleyen bir bilim dalıdır. Diplomatik belge bilimidir. Devletler arasında yapılan anlaşmalar, fermanlar, emirler, beratlar bunun içerisinde değerlendirilir. Antropoloji ırk bilimidir. İnsan ırkını inceler. İnsanlık tarihsel süreç içerisindeki fiziki gelişimini inceleyen bir bilimdir. Epigrafya ise kitabeler bilimidir. Yazı içeren dikili taşlar ve anıtları inceler arkadaşlar. Paleografya ve filoloji ile birlikte çalışır bu anlamda. Şimdi öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? Ela öğretmen tarih dersinde öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sorar. Şimdi anıt ve taşlardaki yazıların okunması dediği için bize gideceğimiz şey hangisi olacak? Yani kitabeler üzerindeki yazılar okunuyormuş. Dolayısıyla epigrafi yani kitabeler bilimine gitmem gerekiyor. Yani C şıkkı. YGS 2017 sorusu. Paleontoloji fosil bilimidir. Fosilleşmiş kalıntıları inceler. Numizmatik mezkukat bu para bilimidir. Bizim için oldukça önemlidir çünkü paranın durumundan işte paranın bakır mı, altın mı, gümüş mü, madeninin cinsinden ben döneme ait referans seviyesinin nasıl olduğuna dair bir çıkarım yapabilirim. Ayrıca paranın üzerindeki işte krallardan ya da hükümdarlardan yine döneme ait bilgileri elde edebilirim. Genelde sorularda numizmatik istemezler arkadaşlar. Mesfukat olarak nitelendirirler. Bunu ikisi aynı anlama geliyor. Numizmatik dendiği zaman paramatikten aklınızda kalsın. Bu şekilde aklınıza yer etsin. Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumların yaşayışları, gelişimleri, siyasi yapıları bu konunun içerisinde değerlendirilir. Herhalde tarihte kullanılmış çeşitli arma ve ünvanları inceleyen bilim dalıdır. Sicilografya tarihte kullanılmış imza ve mühürleri inceler arkadaşlar. Burada sadece bu da değil, yani felsefeden de yararlanır, hukuktan, edebiyattan, kimyadan kimle alakalı diyeceksiniz. İşte karbon 14 metoduyla kimyadaki bundan yararlanabilir. İşte toponomiden yararlanır, yer isimlerinden. Antroponomiden yararlanır, soy kültür bilimi incelemesi, işte şecereler. Bu daha çok üniversitede yüksek lisans aşamasında yararlanabileceğiniz bir alandır, şecereler. Dolayısıyla tarihe yardımcı bilimler oldukça fazla bu anlamda. Tarihi çağlara ayrılması. Öncelikle onlara bakalım. Tarihi deriler. İlk olarak yazının buluşuyla inceleyelim. Yazının buluşuyla ortaya çıkan her şey. Tarih öncesi devrimler, tarih öncesi devrimler ve tarihi devrimler olmak üzere iki gruba ayırıyorum. Tarih öncesi devrimler taş devri ve malen devri olmak üzere karşımıza çıkıyor. Öncelikli olarak taş devrine bakalım. Eski taş devri paleolitik dönem, orta taş yontma taş devri mezolitik dönem, yeni taş cinal taşsa neolitik dönem olarak adlandırılır. Maden devri, bakır devri, tunç ve demir olmak üzere. Tarih devirlere geldiğim zaman ilk çağ, orta çağ, yeni çağ,
ve yakın çağ olarak adlandırıyorum, halen daha devam eden. Şimdi bu dönemlerin özelliklerine bakacağız sizlerle. Ama önce bir YGS 2011 sorusuna bakalım. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlu tüccarlara ait Karun adı verilen bir pazarlık ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur diyor. Bilimlerinin hangilerinden yararlanılar ulaşıldığı savunulabilir diyor. Şimdi kazı yapıldığını söylüyorsa bana yapılan kazılarda arkeolojiyi almam lazım bir kere. Öyle değil mi? Arkeolojiyi aldım. İki. Sonra şimdi kil tablet, çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler epigrafya yok. Ama burada yazıyla ilgili bir şeye yönelmem lazım. Dolayısıyla paleografiyi de alırım. 1 ve 2 olacak şekilde. Şimdi tarih öncesi döneme bakalım. Yazısız dönem. Bu süreci değerlendirirken şunu yapıyoruz. Öncelikli olarak kullanılan materyaller burada önemli. Eski taşa bakalım. Paleolitik dönemde insanlar avcı toplayıcı yani tüketici durumunda ve insanoğlunun yaşadığı en eski ve en uzun dönemdir. Hayat nerede geçiyordu burada? Mağaralar ve ağaç kovuklarında geçiyordu arkadaşlar. İnsanlar burada yaşamını sürdürüyorlardı. Genellikle olarak insanoğlu avcı durumunda ve avladıkları hayvanların resimlerini mağara duvarlarına yapıyorlar. Bu da ne olarak geçiyor bize? Sanatın başlangıcı. Toplayıcılık bir nevi geçim karakteri ve bu süreçte bu insanların göçebe bir yaşam tarzına sahip olmalarına neden oluyor bu süreçte. Peki neler yapıyorlar malzeme olarak? Taş ve kemikten kesiciler, deliciler, iğneler hep araç gereçlerini bu doğrultuda yapmışlardır. Görüldüğü üzere bu döneme ait ilk izler İspanya'daki Altamira ve Fransa'daki Flasco mağaralarıdır arkadaşlar. Bizde ise Antalya, Karahis, Belgibi, Belbaşı ve İstanbul'daki Yarımburgaz mağaraları bu döneme ait eserleri barındırır. Devam edelim. Sonra Orta Taş devri, Mezolitik devri olarak gelir. Bu dönemde insanlar yine avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyorlar yaşamlarını. Yine mağaralarda ve kaya sığınaklarında yaşıyorlar. Buzullar yavaş yavaş erdiği için bu aşamada insan toplulukları değişik zamanlara ulaşıyorlar ve insanlar ölü gömleğiyle balık avlamayı öğreniyorlar bu süreçte. Bu dönemin sonuna doğru ateş bulunmuştur ve ilk yerleşim yerlerine bakalım. Belgibi, Antalya'daki Ankara Macun Çaylı Samsun'daki Tekkeköy mağaraları önemli. Ateşin kontrol altına alınmasıyla birlikte insanlar ihtiyaçlarını gidermişler ve yiyeceklerini pişirmişlerdi. Bu da onlarda şu şekilde bir aydınlanmaya neden oluyor. İlk etapta insanlar yedikleri etler, işte sebzeler her neyse pişirmeden yedikleri için yani ciddi manada kendi evrimlerini tamamlayamıyorlar. Ateşin bulunup bu şeyleri pişirip yemeye başladıktan sonra bağırsakları küçülmeye başlıyor. Çünkü bu zararlı evrimlerde pişirirken öldüğü için bağırsakları küçülmeye başlıyor ve insanların bu sefer beyinsel büyümesi başlıyor bu süreçten itibaren. Yeni Taş Devri'ne bakalım. Yeni Taş Devri'nde buzul çağı
sona erdi artık. Tarım hayatlarına girdi. Böylece insanlar tüketici olmaktan çıkarak üretici olmaya başladılar ve tarıma elverişli yerlerde kulübeler yaptılar. Böyle bir özel mülkiyet durumu ortaya çıktı insanoğlunda ve topraktan yapılma eşyalar yapmaya başladılar. Ticaret başladı, takas yoluyla arkadaşlar ve çiftçilik, hayvancılık, çömlekçilik gibi meslekler oluşmaya başladı. Köyler kuruldu, kasabalar kuruldu ve köylerin etraflarında işte hendek ve çiftlerle çeliler. Bu özel mülkiyet kavramını bir kere daha görüyoruz. İlkel tapınmalar ortaya çıktı ve dinler aynı şekilde ortaya çıkmış oldu bu süreçten itibaren. Şimdi şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de bu döneme ait kalıntıların görüldüğü yer Konya Çatalhöyük oldukça önemli bir yerdir arkadaşlar. Diyarbakır, Çayönü ve Gaziantep, Sakçagöz'ü bu döneme ait önemli merkezlerden biridir diyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisini Cilalıtaş Devri'ni, Yontmataş Devri'nden ayrı özelliklerden biri olduğu savunulamaz diyor. Köylerin kurulması, öyle değil mi? Bunu alabilirim. Tarımla uğraşılması, evet, bu da ayıran özel şeylerdendir. Çünkü özel mülkiyet ve tarım var Cilalıtaş Devri'nde. Ve dokumacılığın başlaması, hayvanların evcilleştirilmesi, araç ve gereçlerin yapılması. Yani Yontmataş'ta da aynı şekilde araç ve gereçler yapılıyordu. Cilalıtaş'ta da aynı şekilde devam ediyor süreç. Dolayısıyla bu bir ayıran bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Maden devrine bakalım. Bakır devri. Bakır doğada en kolay bulunan ve kolay işlenen bir maden olduğu için ilk işlenen madendir arkadaşlar. Ne olmuştur insanoğlunun hayatına girmesiyle? Araç ve gereçler geliştirilmiş, üretim artmış, köy ve kasabalar büyümüş, altın ve gümüşten yapılan eşyalar bu dönemde ortaya çıkmıştır diyoruz. Tunç devrine bakalım. Tunç bakırdan daha serttir. Bakır ve kavayı karışımıyla ortaya çıkmıştır. Böylece madencilik gelişiyor bu süreçten itibaren. Neler oluyor? Tekerlek icat ediliyor ve hayvanlar tarafından çekilen arabalar yapılıyor. Köyler, kasabalar ve kentler arası ticaretler başlamış. Burası çok önemlidir bakın. Site denilen ilk şehir devletleri ortaya çıkmıştır bu süreçten itibaren. Sonrasında demir devri gelecek. Demir bulunup işlenmesi adına insanlık için önemli bir buluştur. Çünkü bakırdan da, tunçtan da daha dayanıklıdır. Ve dolayısıyla silah olarak kullanıldığı takdirde oldukça öldürücü olmuştur. Demirden yapılan sabah ve oraklar tarımsal üretimi daha da arttırmış, küçük şehirlerin büyük devletler haline gelmesine neden olmuş ve demir çağı yaşanırken yazı bulunmuş ve tarih öncesi devirler sona ermiştir diyoruz. Bakalım 2006 sorusuna. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığı. B. Yaşayan insan sayısında artış olduğunu. C. İnsanların farklı ortamlarda dağınık hale yaşadıkları. D. Taş, toprak ve maden kullanılma sürelerinin aynı olduğu. E. Bazı madenlerin doğada
Çok az bulunduğunu. Şunu söyleyebiliriz, tarih öncesinde yaşayan insanların, bakın bir aşama var, taş, toprak ve sonra maden. Dolayısıyla insanlığın bilgi birikiminin giderek arttığını ben söyleyebilirim. Tarih çağlara bakalım. İlk çağ Mezopotamya'da M.Ö. 3200'lerde yazılı kullanılmaya başlamasıyla ve bunların kavimler göçüyle, Avrupa yürüyüşü sonucunda yaşanan kavimler göçüyle sona erer diyoruz. Bu dönemde neler olmuş? Yazık ki ve ilk yazılı tabletler, şehir, site, Mezopotamya'da kullanılan bir şehirlerde tanıdır. Polis ise Yunan coğrafyasında kullanılan bir şehir adıdır. Dolayısıyla site denilen şehir devletleri, polis denilen şehir devletleri ortaya çıkmış ve ilk cumhuriyet ve demokrasi yöntemleri görülmüş. Ekonominin temeli tarımdır ilk çağda baktığınız zaman. Toplumsal yapıda sınıfsal farklılıklar söz konusu. Bakın, sosyal bir ayrım söz konusu. İlk sürekli ordular, ilk anlaşmalar, ilk edebiyat ve hukuk metinleri ortaya çıkmış ve Musevilik, Hristiyanlık gibi ilk ilahi semavi dinlerin ortaya çıktığı bir süreçtir diyoruz. Orta Çağ bakalım, Orta Çağ kavimler göçüyle başlayıp İstanbul'un fethine kadar sürecek olan süreçtir. İslamiyet'in doğması ve yayılması yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte dendiği zaman ortaçağ karanlık bir çağdır arkadaşlar. Biz bunu Avrupa'da meydana gelen skolastik düşünce hareketinden anlıyoruz. İşte kilisenin ve papanın etkin olduğu bir düşünce sistemi var. Ve genel yönetim şekli bakın ortaçağda teolite yani derebeylik sistemi diyoruz. Orta Çağ'da başka hangi siyasi olaylar olduğunu dersek eğer, Türklerin İslamiyet'i benimsemesi yine bu süreci kapsar. Ve şunu söyleyebiliriz, Haçlı Seferleri dönemin en büyük askeri harekatıdır. Ve Magna Carta yine bu süreçte olmuştur. İlk kez kralın yetkileri kısıtlanmış ve hukuk devlet anlayışında olmuştur diyoruz. Yeni Çağ bakalım. Yeni Çağ İstanbul'un fethinden Fransız ihtilaline kadar süren bir süreci kapsar. Yeni Çağ'da yaşanan önemli olaylardan bir tanesi coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler Avrupa'yı ekonomik açıdan güçlendirmiş ve sömürgecilik hareketini ortaya çıkarmıştır. Sömürgecilikle zenginleşen Avrupa'da Rönesans hareketi ortaya çıkmış ve Rönesans'la deney ve gözlem metodu gelişmiş. Sorgulayan ve düşünen insan bu sefer dini konularda sorgulamaya başlayınca bu da Almanya'da reform hareketini ortaya çıkartacak ve skolastik düşüncenin yıkılarak aydınlanma çağının başlamasına neden olacak diyoruz bu süreçte. Yakın çağ Fransız ihtilalinden günümüze kadar süren bir süreç. Baktığınız zaman Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik akımı çok uluslu devletlerin sonunu getirmiştir bu süreç içerisinde ve sanayi devrimi ortaya çıkacaktır. Sanayi devriminden sonra ise birinci ve ikinci dünya savaşları yine yakın çağa ait önemli olaylardan. İşte insanoğlunun nükleer, biyolojik, kimyasal silahlarla tanışması bu süreci kapsayacaktır. Yine Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması da yakın çağı kapsayan bir olaydır diyoruz. Ve takvimlere geleceğiz. Türk
yeni kullandıkları takvimlerle başlayalım. Şimdi şöyle, insanoğlu zaman bir şekilde zamanı anlamlandırma çalışması içerisine girmiştir. İlk olarak ay yılı esaslı ve güneş yılı esaslı takvimler hayatımıza dahil olmuştur. Baktığımız zaman ay yılı esaslı takvimi Sümerler ortaya çıkarmıştır. İşte zigurat dedikleri tapınaklar gökyüzünü izlemlemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Güneş sistemi esaslı takvimler ise Mısırlılar tarafından ortaya koyulmuştur ilk olarak. Ve Mısırlıların da işte bu Nil'in taşma zamanının hesaplanması gibi durumları bu takvimi bulmalarına neden olmuştur. Türklerin kullandıkları takvimlere bakalım ilk olarak. 12 aylık Türk takvimi. Türklerin İslamiyet'ten önce kullandıkları takvimlerdir ve güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gündür. Şimdi 12 yılı, yıllık devreleri var bu süreçte ve her yıl bir hayvan adıyla ortaya atılmıştır. Her yıl bir hayvan adına ayrılmıştır bu süreçte diyoruz. Sonra hicri takvime geleceğim. Ay yılı esaslı. Hicri takvim hicreti esas alır. Burada şunu söyleyebiliriz. Bir yıl 354 gün kim zamanında yapıldı dersek Hazreti Ömer döneminde yapıldı, hazırlandı bu takvim. Ve Türkler ne zaman tanıştı? İslamiyet'i benimsedikten sonra tanıştılar arkadaşlar. 1 Ocak 1926'ya kadar da yürürlükteydi bu takvim. Günümüzde hala daha kullanıyoruz. Dini günlerimizi, bayramlarımızı belirlerken hicri takvimden yararlanıyoruz. Sonra Celali takvim. Celali takvim Büyük Selçuklu Sultan Celaleddin Melikşah zamanında yapılmıştı. Bu Ömer Hayyan ve ekibine hazırlatılan bir takvimdir. Celali takvim. Ve Babürler de bu takvimi kısa süre kullanmışlardır. Rumi takvime geliyorum. Osmanlı Devleti'nde bütün resmi işler, maniye özellikle ve nüfus kayıtlarını düzene sokmak adına bu takvim kullanılmıştır. Ve Tanzimat Fermanı'nda bütün resmi ve maniye işlerde kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıç tarihi yine hicrettir bu takvimin. Miladi takvim güneş yılı esaslı Nil Devri'nin periyodik olarak taşması sonucu hazırlanmış. Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır arkadaşlar. Bu yüzden Julian takvimi olarak da geçer bazı kaynaklarda. Papa 13. Gregor tarafından da son şekli verilmiştir bu takvime. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğum yılıdır, sıfırdır yani milattır. Ve Avrupa'da en sık kullanılan takvimlerdendir. Miladi takvim. Bizde de 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiye'de de miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır diyoruz. Ve şimdi milada bakalım. Şöyle ki milattan 0 Hazreti İsa'nın doğumu olarak nitelendirilir. Milattan önceki tarihler rakamsal değil büyüdükçe daha eskiyi, rakamsal değil küçüldükçe daha yakını ifade eder. Biz bunu şöyle nitelendirebiliriz. Matematikteki o sayı doğrusunda eksili rakamları hatırlayın. Sıfıra yaklaştıkça daha çok hani büyük kabul ediliyordu. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Burayı eksi, burayı artı olarak nitelendirebilirsiniz. Milattan sonraki tarihler ise rakamsal değeri büyüdükçe yani bu tarafa doğru daha çok yaklaştıkça günümüze daha yakın bir zaman dilimini ifade eder. Milattan sonraki bir tarih ile milattan önceki bir tarih arasındaki zaman farkını bulmak için iki tarihi toplamamız gerekiyor. Örneğin burada milattan önce 2000 yılı ile
milattan sonra 2010 yılı arasında topladığımız zaman 4010 yıl var. Şimdi şöyle bir ekstra bir bilgi notu. Her toplum kendisi için hangi olay önemliyse o olayı kendisinde tarih başlangıcı olarak kabul etmiş. Burada da onları görüyorsunuz. İşte Romalılar, Yunanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için. Sonra yüzyıl ve çağ kavramı. Şöyle, miladi takvimde her yüzyıla bir yüzyıl denmekte, yani asır denmekte. Milattan sonraki yüzyılların ilk 50 yılındaysa yüzyılın birinci yarısı, ikinci 50 yılındaysa yüzyılın ikinci yarısı denir. Milattan önceki yıllarda ise bu durum tam tersidir. Bir yüzyılda 25 yıllık 4 tane çeyrek yüzyıl olmuş olur. Burada örneğine bakalım. Bakın. 1425'e kadar ne oluyor? Birinci çeyrek olmuş oluyor. Baktığımız zaman 1425'ten 1450'ye geldiğim zaman ikinci çeyrek kısmına ulaşıyorum. 1450'den 1453'e kadar olan kısım baktığımız zaman ne olmuş oluyor? Üçüncü çeyrek oluyor. 75'ten 1499'a kadar olan süreçte dördüncü çeyrek olarak adlandırılıyor. Yüzyıl olarak hesapladığımız zaman ne diyoruz biz buna? 15. yüzyıl. Şöyle ki birler ve onlar basamağını atıyoruz. Kalan yüzler ve binler basamağına artı bir yaptığımız zaman 15. yüzyılını buluyorum. Her zaman bunu yapıyoruz. İlk basamağı atıp sonraki basamağı artı bir şeklinde nitelendirmem gerekiyor. Burada da zaten örneğini bize vermiş. 1071 üzerinden vermiş arkadaşlar. Burada tarihle ilgili özdeyişler var. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühim değil. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Burada hangi özelliğinden bahsediyor? Sorularda bazen bunu görebiliyoruz. Özellikle TRT kısmında önemli sözler, düşünürlerin, işte devlet adamlarının söylediği sözleri verip bunlardan bir çıkarım yapmamızı isteyebilir sizden. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bu sözde kesinlikle tarihin objektif ve tarafsız olarak nitelendirilmesinden bahsediyor. Yani sadık kalın. Gerçeği ki sonrasında bütün insanlığı değiştiren farklı bir noktaya gelmesin demiş Mustafa Kemal'in sözünde. Dolayısıyla bu sözleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Orhan, Hasan'ın söylediği yukarıdaki bilim dallarından hangilerini Orhan'ın açıklamasına uygun olduğu savunmalıdır? Orhan, Göktürk kitabelerinin incelenmesinde tarih diğer bilim dallarından faydalanmıştır demiştir. Hasan, bu bilim dallarının diyor. Şimdi Göktürk kitabeleri, kitabe diyor değil mi burada? Dolayısıyla neye gitmem gerekiyor? Tabii ki de epigrafya, yani kitabeler bilimine gitmem gerekiyor. Ama sadece bu da değil. Burada kitabeleri incelerken ne yapacak? Belirli şeylerden yararlanacak, alfabelerden yararlanacak, dillerden yararlanacak. Dolayısıyla paleografyayı da almam gerekecek. 1 ve 2. Antropoloji ırksal özellikleri incelediği için ona ulaşamam arkadaşlar. Bu yüzden 3'ü eledim. 1 ve 2 dedi. Sadece tarih öncesi devirlerin yaşandığı bir
yerleşim merkezinde yapılan kazıda buluntularından hangilerine rastlamak söz konusu olamaz? Sadece tarih öncesi devirlerin yaşandığı bir yerleşim yeri diyor. Tarih öncesi devir için yazıyı aramayacağım. Ticari sözleşme tabletleri yer alır mı? Hayır tabii ki de. Ama bireyle demirden yapılmış silahlar mümkün. Altın ve gümüşten yapılmış eşyalarda evet. Dolayısıyla alamayacağım yer bu olacak. Üçe bakıyorum. Durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? İnsanlar arası etkileşimin artmasının sonuçları arasında durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? Çağların sürelerinin kısalması, kültürel çeşitliliğin yaşanması, savaşların ortadan kalkması. Şimdi insanlar arası etkileşimin artmasının sonuçları bu. Savaşların ortadan kalkmasını değerlendiremez, öyle değil mi? Ama çağların sürelerinin kısalması ve kültürel çeşitliliğin yaşanmasını dahil edebilirim. Neden? Çünkü kültürel çeşitlilik varsa insanlar arası etkileşim de söz konusudur. Ve çağların süreleri kısalıp farklı bir çağ geçiriyorsa, bir üst çağ geçiriyorsa dolayısıyla etkileşim de söz konusudur. 1 ve 2'yi dahil edelim. Bu gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisini kapsadığı söylenemez. Tarih öncesi dönemlerde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır. Merkez ve dolmen denilen anıt mezarlarının yapılması, şehir devletlerinin kurulması, değiş tokuş takasla dayalı ticaretin gelişmesi, yerleşim merkezlerinin etraflarının hendek ve surlarla çevrilmesi, anıt mezarlarının yapılması dini bir durumdur. Dolayısıyla vardır. Şehir devletlerinin kurulması tabii ki siyasi olarak nitelendirilmiyor. Değiş tokuş takas yöntemli ticaretin gelişmesi ekonomik olarak değerlendirilebilir. Ve yerleşim merkezinin etrafının hendek ve surlarla çevrilmesi bir kere bir askeri bir durumdur arkadaşlar. Korunma amaçlı yapılmıştır. Dolayısıyla bu da vardır ama eğitimle ilgili bir öncülüm yok bunda. Dolayısıyla değil. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin meydana gelmesinde tarımsal faaliyetlerin etkisinden söz edilemez diyor. Şimdi mülkiyet kavramının ortaya çıkması öyle değil mi? Bu tarımla ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla elinde. Avcılık ve toplayıcılığın öneminin azalması bu tarım ortaya çıktığı zaman söz konusu olmuştu. Yerleşik hayata geçilmesi de bu da yine insanoğlunun tarımla tanıştığı bir süreçti. Baktığımız zaman hayvanların evcilleştirilmesi ve ateşin bulunması. Şunu söyleyebilirim, hayvanların evcilleştirilmesi tarımla söz konusu. Tabii ki insanların bu süreçte işte topraklarını sürmeleri vesaire bu da aynı bu şekilde ama ateşin bulunmasını tarımsal süreç içerisinde değerlendirelim. Buna göre çağların sürelerinin gittikçe kısalmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Tarih öncesi devirler on binlerce yıl sürerken tarihi çağların günümüze yaklaştıkça kısalmaktadır. Yeni gelişmelerin hızla yayılmasını alabilir miyim? Evet, hızla yayılıp diğer insanlara etkilemesi. Bilim ve teknolojideki gelişmeler bunu da alabilir. Ve toplumlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması bunu da dahil edebilirim.
Böylelikle zaten tarihi çağların insanların etkileşimi arttıkça bu süreçte kısalacağı için Edirne diyorum. Tarihi olayların araştırılmasında yöntemlerinden hangilerinin kullanıldığı sanılabilir? Diğer bilim dallarından yararlanmak, evet bunu dahil edelim. Olayları gözlemleyerek sonuç elde tarihi gözlemleyerek bir sonuca varabilir miyim? Hayır, fizik, kimya gibi laboratuvar ortamında gözlemlenebilecek bir bilim değildir tarih. Dolayısıyla bunu alamam. Kaynaklardan yararlanabilir miyim? Evet, olmazsa olmazımdır. 1 ve 3. Tarih öncesi dönemlerde yaşayan insanların tüketici toplum özelliklerinin son bulduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? Mağara duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini çizmeleri. Bu, evet. Ve gösterilemez. Yani bu sanatsal bir şey. Bitki liflerinden elbiseler yapmak gösterilebilir mi? Sanki evet. Buğday üretim yapma, evet, taban kullanmaları ve yetiştirdikleri ürünlerin satmaları. Hep tarım yaptıklarını bana, yani ürettiklerini bir göstergesi baktığımız zaman. Ama mağara duvarlarına aldıkları hayvanların resimlerini yapmaları, değil mi? Bu daha doğru olacak. Bu durumun yorumlarından hangilerine kanıt oluşturduğu sorulabilir. Aynı zaman dilimine ait olan iki ayrı yerleşim merkezinde aynı ortak amaçlar için kullanılan silahlar, kap ve kocaklar bulunmuştur. Ancak bunların farklı maddelerden yapıldığı görülmüştür. Bu durum ticari ilişkileri kesinti olurdu. Hayır. Gelişim sürecinin bölgelere göre değiştiği. İnsan ihtiyaçlarının birbirine benzedi. Şimdi aynı zaman diliminde iki ayrı yerleşim merkezi diyor. Aynı ortak amaçlar için kullanılan silah, kap ve kacak. İki farklı merkez ve farklı maddelerden yapmışlar. Dolayısıyla gelişim sürecinin bölgelere göre değiştiğine ulaşabilirim. Ve insan ihtiyaçlarının da birbirine benzediği iki farklı noktada bakın ikisi de silah yapmış, kalp yapmış, kacak yapmış. Dolayısıyla 2 ve 3 olmuş oluyor.